Farz edelim kocaman hidrojen bulutları uzayda yüzüyor. Kocaman bulutlar dediğimde uzaklık ve kütle anlamında bir büyüklükten bahsediyorum. Bütün hidrojen atomlarını birleştirecek olsanız işte bu inanılmaz büyüklükteki şey ortaya çıkar. Yer çekiminin atomları birbirine yaklaştırdığını biliyoruz öyle değil mi? Atomların yer çekimini pek düşünmeyiz ama aslında yer çekimi atomları yavaş yavaş etkiler. Atomlar yavaş yavaş birbirlerine doğru gelir, yavaşça yoğunlaşırlar ve yavaşça kütle merkezine doğru gelirler. Bu görüntüyü ilerletirsek, bu bulutlar git gide yoğunlaşacak. Hidrojen atomları birbirlerine çarpacak, sürtünecek ve birbirleriyle etkileşime geçecekler. Yani daha da yoğunlaşacaklar. Ha, hatırlarsanız bu çok büyük bir hidrojen atomu kütlesiydi. Yani burada sıcaklık artıyor ve bu arada atomlar yoğunlaşmaya devam ediyor. Daha sonra çok ilginç bir şey oluyor. Bu arada atomlar merkezde bayağı yoğunlaştılar ve her yerde hidrojen atomları var. O kadar yoğun ki gerçek atom sayısını burada çizmem mümkün değil. Sadece fikir versin diye çizdim ben bunları yer çekimi nedeniyle içe doğru müthiş bir basınç var her şey bu kütle merkezine ulaşmak istiyor sıcaklıksa 10 milyon kelvine yaklaşıyor ve tam bu noktada evet tam bu noktada ilginç bir şey oluyor hidrojen atomu nasıldı bir hatırlayalım daha doğrusu atomun çekirdeğine bakalım Hidrojen atomu çekirdeği protondur. Hidrojen atomunun yörüngesinde dönen elektron da vardır. Şuraya da başka bir hidrojen atomu çizelim. Bu arada aralarında bıraktığım mesafelerin hiçbir ölçüsü yok. Atom çekirdeği aslında yarı çapından çok 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 daha küçük. Ama en azından fikir edinmeniz için çizdim ben. Kulomb elektromanyetik kuvvetlerinden bildiğimiz üzere bu iki pozitif yüklü çekirdek birbirlerine yakın bulunmak istemezler. Ve bir şekilde büyük sıcaklık veya basınç altında birbirlerine yaklaşırlarsa birdenbire Kulomb kuvvetinden çok daha güçlü baskın kuvvet devreye girer ve bu iki hidrojen çekirdeği tek bir çekirdekte birleşir. İşte olan şey bu. Yani bu yeterince sıcak ve yoğun olduğunda, Coulomb kuvvetini geçmek için yeterince basınç ve sıcaklık da var demektir. Böylelikle bu protonlar daha sonrasında birleşecek kadar, yani füzyon olacak kadar birbirlerine yaklaşır. Evet, füzyon ateşlemesi. Şuna dikkat etmekte fayda var. Bu ateşleme bir şeyin yanması olan yani bir molekülü oksijenli ortamda yakınca oluşan ateşleme değil. Ateşleme denmesinin sebebi şu. Bu iki çekirdek birleştiğinde oluşan çekirdeğin kütlesinin daha az olması. Yani ilk aşamada iki proton var ve tabii yeterli basınç altında. Çünkü bu olay sadece klomp kuvvetleriyle olmaz. Bunları yaklaştıran basınç ve güçlü etkileşimle bir arada duruyorlar. Bunlardan biri nötrona indirgeniyor ve birleşmiş iki protonun sonuçta ortaya çıkan kütlesi ayrı ayrılarken olan kütlelerinden biraz daha az. Hatta çok çok az. Ama bu çok az kütlenin sonucunda büyük bir enerji ortaya çıkıyor. İşte biz bu enerjiden dolayı ateşleme diyoruz. Çünkü bu enerji dışa dönük basınç uyguluyor ve işte bu şey sürekli çökmemiş oluyor. Yani yeteri kadar basınç olup da füzyon gerçekleştiğinde enerji şu anda yıldıza dönüşmüş olan şeyi dengelemek için dışa dönük basınç uyguluyor. Şu anda ateşleme merkezde ve diğer moleküller içeri girmeye çalışıyor. Bu da füzyon ateşlemesi için gerekli basıncı sağlıyor. Peki, hidrojen ne ile birleşiyor? Reaksiyonun ilk adımı şu. Bu arada ben yıldızlarda en çok görülen temel füzyonu anlatıyorum. İlk adımda hidrojen ağır hidrojen yani döteryumla birleşiyor. Hala hidrojen çünkü bir proton bir de nötronu var. Yani iki protonu olmadığı için henüz helyum değil. Döteryum füzyona devam ediyor ve sonunda helyum oluşuyor. Periyodik tabloda da bunu görebilirsiniz. Hoppala! E burada değilmiş. Cık. Periyodik tablomu kaybetmişim. Neyse, diğer videoda gösteririm. Ne diyorduk? Ah, hidrojenin atomik durumundaki atomik sayısı 1, kütlesi de 1. Çekirdeğinde sadece bir tane nükleon var. Füzyona girdiği için, yani birleştiği için de hidrojen 2'ye dönüşüyor. Yani döteryum. Burada da bir nötron, bir proton, iki nükleon var. En sonda helyuma dönüş gerçekleşir. Helyumun iki protonu ve iki nötronu vardır. Ha, bu arada helyumun izotopu helyum 4'ten bahsediyorum. Atomik kütlesi de 4'tür. Bu süreçte bir süre enerji açığa çıkar çünkü ortaya çıkan helyumun atomik kütlesi, her bir hidrojenin atomik kütlesinden 4 kat daha azdır. Yani füzyondan gelen enerji bunlara sebep oluyor ama tabii müthiş yüksek bir basınç ve ısı lazım. Böylelikle yıldız çökmekten korunmuş oluyor. Bir yıldız bu evreye ulaştığında yani çekirdeğinde hidrojeni helyuma dönüştürdüğünde ana kol yıldıza dönüşmüş oluyor. Aslında güneş de şu anda bu aşamada. Bazen şöyle şeyler sorulabiliyor. Bu noktaya gelmek için yeteri kadar kütle olmasıydı ne olurdu? Helyuma dönüşme noktasına ulaşamayan birçok şey mevcut. Ya da ısı ve basıncın yeterli olduğu fakat füzyonun çekirdeğin içine ulaşamadığı daha küçük nesneler de olabiliyor tabii. Mesela Jüpiter. Yani belirli bir eşikte ısı ve basınç yeterli seviyeye geliyor ve füzyon başlıyor. Fakat bu eşiği ne kadar az geçerseniz füzyonda o kadar yavaş olur. Eğer kütle çok büyükse füzyonda inanılmaz hızlı olur. İşte yıldızların nasıl oluştuğu, neden birbirlerinin üzerlerine çökmedikleri, evrende neden füzyon toplarının olduğu ile ilgili genel bir fikir veren bu videonun da sonuna geldik. Evet, daha sonraki videolarda çekirdekteki hidrojen yakıtı bittiğinde ne olacağından bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.